Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir matematiksel kavram öğreneceğiz. Bunun için bazı önceki bilgilerimizi hatırlamamız gerekiyor bu konu için. Şimdi karenin alanını nasıl hesaplıyorduk? Bunu hatırlayanınız var mı? Karenin alanını hesaplarken iki kenar uzunluğunu çarpıyorduk. Mesela birinci karemiz için düşünelim. Birinci karemizde kenar uzunluk 1 birim. İki kenar uzunluğunu çarptığımız zaman, bir birimle çarptığımız zaman elde ettiğimiz bir birim kare bu karemizin alanını veriyor. Aynı şekilde ikinci örnekte iki birim çarpı iki birim yaptığımız zaman buradan elde ettiğimiz dört birim kare bize bu ikinci karemizin alanını veriyordu. Aynı işlemleri diğer ikisi için yapalım. Üç birim çarpı üç birim yaptığımızda dokuz birim kare bu karemizin alanını veriyordu ve 4 birim çarpı 4 birim yaptığımızda 16 birim kare bu karemizin alanını veriyordu. Hem sayıları hem de birimleri birbiriyle çarpıyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi bu şekilde buradaki kareleri alınan sayılara bakarsanız eğer 1'in karesinden 20'nin karesine kadar bütün sayıların kareleri mevcut burada. Biz bunu karenin alanı ile bağdaştıracağız. Peki buradaki 1, 2, 3, 4, 5 ve 20'ye kadar olan sayılar neyi ifade ediyor? Evet, bizim karemizin bir kenarının uzunluğunu ifade ediyor. Örneğin bu karemizin bir kenarının uzunluğu 1 metre olsun. 1 metre olsun. Alanı 1 metre kare olacak. Bu karemizin bir kenarının uzunluğu 20 metre olsun. 20 metre olsun. Alanı 400 metre kare olacak. Fark ettiyseniz eğer buradaki kareleri alınan sayılar karemizin bir kenar uzunluğu ve kareleri alındıktan sonra elde ettiğimiz sayılar yani 1, 4, 9 ve 400'e kadar olan tüm sayılar bizim alanımızı ifade ediyor. Buradaki önemli kısım 1'den 400'e kadar olan bu sayılara biz tam kare sayılar diyoruz. Tam kare sayılar. 1, 4, 9, 16, 25 ve buradaki toplam kısım için söyleyelim. 400'e kadar olan tüm sayılar ve daha fazlası için yani 21'in karesi sonucunda elde ettiğimiz, 30'un karesi sonucunda elde ettiğimiz tüm sayılara tam kare sayılar diyoruz. Tam kare sayılar nedir? Sıfırdan farklı bir sayının karesini alarak elde ettiğimiz sayılardır. Biz bu sayılara tam kare sayılar diyoruz. Neyi ifade ediyor bu tam kare sayılar? Bir sayıyı biz kendisiyle çarptığımızda, yani bir sayının karesini aldığımızda elde ettiğimiz yeni sayıyı biz tam kare sayı diyoruz. Bu konumuz için önemli bir kısım bu. Peki, karenin bir kenar uzunluğunu nasıl buluruz? Mesela alanı verilen bir karenin, bunun alanı 100 olsun, 100 santimetre kare olsun. 100 santimetre kare alana sahip olan bir karenin kenar uzunluklarını biz nasıl buluruz? Bunu biraz düşünüp videoyu izlemeye öyle devam etmenizi istiyorum. Ve bu kısmı bir soru üzerinde inceleyeceğiz. Evet, problemimiz şöyle. İçinde bulunan bitki çeşitliliğini korumak ve geliştirmek için koruma altına alınan bir bahçenin alanı 144 metre karedir. Kare şeklinde bu bahçenin kenarları tel ile çevrilecektir. Kaç metre tele ihtiyaç vardır? Burada videoyu durdurup problemi çözmeyi deneyebilirsiniz. Daha sonra videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Elimizde 144 metre karelik alana sahip bir kare mevcut. Kare şeklinde bahçemiz var. Bu bahçemizin alanının ne kadar olduğunu biliyoruz. 144 metre kare. Bizden öncelikle soruyu cevaplayabilmemiz için kenar uzunluklarını bulmamız lazım. Alanı nasıl hesaplıyorduk? İki kenarı birbiriyle çarparak hesaplıyorduk. Ve bu çarpım sonucunda 144 metre kareyi bulmamız gerekiyor. Bizim burada düşüneceğimiz hangi sayının karesini alırsak biz 144 metre kareyi elde edebiliriz. Buradaki sayımız eğer bir önceki slaytımızı hatırlarsanız 1'den 20'ye kadar olan tüm sayıların kareleri bulunuyordu. Eğer onu hatırlarsanız bu sayımız 12
sayısını kendisiyle çarptığımız zaman elde edebileceğimiz bir sayı 144 sayısı. Yani bu durumda bir kenarının uzunluğu 12 metre olmalı ki 12 metre çarpı 12 metreden ben 144 metrekareyi bulabileyim. Bana soruda kare şeklindeki bu bahçenin kenarları tel ile çevrilecek diyor. Yani tüm kenarlardan bahsediyor. Dört kenarı. Bu durumda benim çevreyi bulmam lazım ki toplamda kaç metre tele ihtiyaç olduğunu bulabileyim. Çevreyi nasıl buluyorduk? Karede 4 çarpı bir kenar uzunluğu yapmam lazım. Yani 12 metre. O zaman 48 metre tele ihtiyaç olduğunu buluyorum. Devam ediyoruz. Benzer şekilde burada 3 tane karemizin alanı verilmiş, kenar uzunluklarını bilmiyoruz. Yine aynı şeyi düşünmemiz gerekiyor. Yani hangi iki sayıyı çarparsam, hangi sayının karesini alırsam ben 36 birim kareyi elde ederim. Hangi sayımızın karesi 36 idi? 6'nın karesi. Yani bu durumda kenar uzunlukları 6 birime 6 birim olmalı. İkinci örneğimize bakalım. Yine aynı şeyi düşüneceğiz. Yani hangi sayının karesini alırsam 64 sayısını elde edebilirim. Hatırlarsanız eğer 8'in karesi 8 çarpı 8 64'tü. Bu durumda kenar uzunluklarımız 8 birime 8 birim olmalı. Üçüncü örneğimize bakalım. Alanımız 121 birim kareymiş. Burada 3 basamaklı bir sayı o tam kare sayı olduğu için belki şeyi hatırlayamayabilirsiniz. Bu durumda ne yapabiliriz? Bildiğimiz tam kare sayılardan en kolayı hangisiydi? Onun karesiydi. Onun karesini biliyoruz. Kaç oluyor? 100 oluyor. Bu 100'den fazla olduğu için ondan büyük bir sayı olması gerektiğini düşünebiliriz. Ondan büyük sayılarımız hangiler? 11. Biz 11'in karesini alalım. 11'in karesini alırsak alt alta çarptığımızda 1 çarpı 1 ve 121 geliyor. Yani bu durumda kenar uzunluğumuz 11 birime 11 birimmiş. Devam ediyoruz. Şimdi burada yepyeni bir kavram öğreneceğiz. Aslında az önceki yaptığımız tüm işlemleri bu kavramla bağdaştırmak için yaptık. Bu kavramımız karekök ifadesi. Ve şurada gördüğünüz özel şekil şu şekil karekök şeklidir. Bir sayının karekökünü alma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada karekökünü alma işleminde negatif olmayan bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemidir bu. Yani bir sayının karesini alma işleminin tam tersidir. Karekök alma. Negatif olmayan bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma. Karesi olduğunu bulma işlemini diyoruz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Karekök alma işlemi, karesini alma işleminin tam tersi. Karesini alma işleminin tersi. Bu ifademiz, buradaki şeklimiz karekök sembolüdür. Ve karekök sembolünün içine bir sayıyı yazdığımızda, örneğin 16'yı yazdığımızda, biz bunu okunuş olarak karekök 16 şeklinde okuyoruz. Karekök 16 şeklinde okuyoruz. Tanım üzerinde biraz düşünebiliriz. Tanımımızda neydi? Negatif olmayan bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemi diye tanımlamıştık. Şimdi peki karekökün içindeki sayı negatif olabilir mi? Bunu düşünelim. Yani örneğin karekök eksi 16 gibi bir ifademiz mümkün mü? Bunu düşüneceğiz. Buraya kadar yaptığımız işlemlerde eğer dikkat ederseniz buradaki içteki sayı için ne demiştik? Bir sayının karesi demiştik. Bir sayının karesini almak ne demek? Kendisiyle çarpmaktı.
Şimdi bu iki işlemde acaba negatif bir sayı elde edebilir miyiz? Bunu düşünmek gerekiyor. Yani ben bir sayıyı kendisiyle çarptığımda negatif bir işlem elde edebilir miyim? Şimdi şöyle düşünelim. Karesini alma işlemi için düşünmemiz gerekiyor. Örneğin ben 3'ün karesini aldım. 3'ün karesini aldığımda 3 çarpı 3'ten 9 elde ediyorum. Pozitif bir sayı elde ettim. Eksi 3'ün karesini alayım. Burada eksi 3 çarpı eksi 3 yaptığım zaman eksi ile eksiyi çarptığımda artı olacak. 3 ile 3 çarptığımda 9. Yani yine pozitif bir sonuç elde ettim. Bu da demek oluyor ki hangi sayının karesini alırsak alalım negatif bir sonuç elde edemeyeceğimiz için kökün içi negatif olamaz. Buraya yazalım. Kökün içi negatif olamaz. Yani böyle bir ifade yanlış bir ifade oluyor. Buradaki tabloya bakarsanız eğer iki farklı işlem yani iki işlemi karesini alma ve kare kökünü alma işlemini birlikte görebilirsiniz. Burada tam kare sayıları görüyorsunuz. Birinci tabloda pembe olanda 1, 4, 9 ve 400'e kadar olan. Burada ise tam kare sayılarının kare kökünü alma. Kare kök alma işlemini görüyorsunuz. Yani birbirine ters bu işlemler demiştik. Burada her ikisini de net bir şekilde görebilirsiniz. İkinci tablomuzda tam kare sayıların kare kökünü görüyoruz. Tam kare sayıların kare kökü. Devam edelim. Evet. Şimdi buradaki örneklerimizi inceleyelim. Mesela kök 4. Biz bu kök 4'ü karenin alanı şeklinde düşündüğümüz zaman 4 birimlik bir kare elde ediyoruz. Yani şuradaki uzunluğa bakarsanız 2 birim. Şuradaki uzunluğa bakarsanız karenin kenar uzunluklarına bakıyorum. 2 birim. Yani aslında kök 4 ifadesi kökün dışına çıktığı zaman neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Bir kenarı 2 birim olduğu için. Aynı şekilde 16'ya bakalım. 16 ne demek? Aslında ben bunu 16 birim karelik bir alan gibi düşünüp buraya karekök içinde alan varmış gibi hayal edebilirim. Bu durumda ne oluyor? Bir kenar uzunluğu buranın kaç? 4 birim. Bir kenar uzunluğu kaç? 4 birim. İkisini çarptığım zaman 16 birim kare. 16 birim kareyi elde ediyorum. Yani bu durumda kök 16'nın 4'ün karesi olduğu için kök dışına 4 olarak çıkartabilirim. Bu sayımıza bakalım. Kök 225 sayısı. Kök 225 sayısını az önce ifade ettiğim 4'ü ve 16'yı ifade ettiğim gibi kareler çizerek elde edemeyeceğim. Çünkü baya bir yüksek sayı ve kaçar birimlik karelerle elde edebileceğimi bilmiyorum. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bu sayıyı şöyle incelememiz gerekiyor. Şimdi iki farklı fikir, iki farklı yöntem ben size göstereceğim. Birinci yöntemimizde şunu hatırlamamız lazım. Doğal sayılarda çarpma işlemini nasıl yapıyorduk? Yani bu şekilde anlatayım. İki tane sayıyı çarptığım zaman bu sayılardan biri tek olursa, diğeri de tek olursa işlemimin sonucu tek oluyordu. Bu sayılardan biri çift olursa, diğeri de çift olursa işlemimin sonucu çift oluyordu. Herhangi biri tek, biri çift olursa işlemimin sonucu çift oluyordu. Beni bu noktada ilgilendiren sadece birinci ve ikinci durum. Yani tek çarpı tek ve çift çarpı çifte bakmam lazım. Neden? Çünkü ben aynı iki sayıyı çarpacağım. Aynı iki sayıyı çarpacağım için iki tane tek sayımı yoksa iki tane çift sayıyı çarparak mı elde ediyorum onu düşüneceğim. Burada karekökümüzün içindeki sayı tek sayı. Yani bu durumda ben bunun herhangi bir tek sayının karesi olması gerektiğini buluyorum. Bu birinci şeyim ifadem. İkinci olarak değerlendireceğim ise karesini bildiğim sayılar. En basit sayılar. Bunlar hangi sayılar? 10'un karesi ve 20'nin karesi. 10'un karesi ne? 100. 20'nin karesi de 400. Yani ben hangi sayının karesini alırsam 10 ve 20 arasında bunu elde edebileceğimi buldum. Çünkü 225, 100 ve 400 arasında olduğu için
Benim sayım 10 ve 20 arasında iki basamaklı bir sayı olmalı. 10 ve 20 arasındaki tek sayıları düşünüyorum. 10 ve 20 arasındaki tek sayılar neler? 11, 13, 15, 17 ve 19. Şimdi 11'in karesi dersimizin başka bir örneğinde görmüştük. 121. 13'ün karesini alalım. 13'ü 13 ile çarptığım zaman 3 kere 3 9, 3 kere 1 3, 3 kere 1 3 ve 1 topladığımda 169 yapıyor. 225 değil. O zaman bu da olamaz. 15'in karesini düşünüyorum. 15'in karesini aldığım zaman 5 kere 5 25 50 var. 2, 5 kere 1 5 7, 2'yi eklediğimde 5 kere 1 5 1. 1 kere 1 1 olacak. Topladığım zaman 225'i elde ettim. Yani benim sayım neymiş? 225, 225 aslında 15'in karesiymiş. Bu durumda ben 225'i kök dışına 15 olarak çıkartabilirim. İkinci yöntemimiz olarak ne uygulayabiliriz? Şimdi burada şu anda öğreneceğimiz yöntem bu konu için çok önemli bir yöntem. Çünkü bu konunun ilerleyen aşamalarında sürekli kullanacağımız bir yöntem. Nedir bu? Asal çarpanlarını ayırma. Asal çarpanlarına ayırma işlemi. Asal çarpanlarına ayırma işlemini nasıl yapıyorduk? Kökün içindeki sayıyı düşüneceğiz şimdi. 225 sayısını. 225 sayısını asal çarpanlarına ayıracağım. En küçük asal sayımız biliyorsunuz 2 ama bu tek sayı olduğu için 2'ye bölünemez. O yüzden 3'e bölünebiliyor mu bakıyorum. Rakamları toplamı 3'ün katı oluyor. 5, 6, 7, 8, 9. 9 3'ün katı olduğu için ve 3'e bölünebilme kuralını hatırlarsanız rakamları toplamı 3'ün katı olmalıydı. O yüzden ben bu sayıyı 3'e bölebilirim. 3'e böldüğüm zaman 7 kere var. 21 oluyor. 15'te 5 kere var. Ben sayıyı tekrar 3'e bölebilirim. Tekrar 3'e bölüyorum. Buradan 25 geliyor. Bu sayımızı şu an 3'e bölemem. 5'e bölebilirim. 5'in karesi zaten 25. Ve 5 geliyor. Tekrar 5'e bölebilirim. 1. Yani ben bu sayıyı nasıl yazabilirim? 3'ün karesi çarpı 5'in karesi şeklinde. Üslü sayılarda hatırlarsanız çarpma işleminde üsler aynıysa tabanları çarpıyorduk. Yani bu sayıyı 15'in karesi şeklinde ifade edebilirim. O zaman kök 225 sayısı neye eşitmiş? Kök 15'in karesine eşitmiş. Ve ben bunu kök dışına 15 olarak çıkartabiliyorum. Birkaç örnek daha yapalım. Mesela 196 sayısı olsun. Kök 196. Kök 196'yı kök dışına nasıl çıkartabilirim? Asal çarpanlarını ayıracağız yine. 196'yı 2'ye bölebilirim çift sayı olduğu için. 2'ye böldüğüm zaman 9. 9 kere 2 18 olacak. Burada 16 kalacak. Yani 8 oldu. Tekrar 2'ye bölebilirim. Hala çift sayı. 9'da 9'u 2'ye böldüğümde 4 gelecek. 18 için 9 gelecek. 49. 49'u tek sayı olduğu için 3'e bölemiyorum. 5'e bölemiyorum. 7'ye bölebiliyorum. Zaten 7'nin karesi 49'du hatırlarsanız. 49'u 7'ye böldüğüm zaman 7 geliyor. 7'yi 7'ye böldüğüm zaman 1 geliyor. Ben bu sayımı nasıl yazabilirim? 2'nin karesi çarpı 7'nin karesi. Üstler aynı olduğu için tabanları çarpacağım. 14'ün karesi. Yani 196 sayısı, kök 196 sayısını ben 14'ün karesi, karekök içinde bu şekilde yazabilirim. Ve bunu da kök dışına 14 olarak çıkartabilirim. Bir örnek daha yapalım. Kök 900 sayısını inceleyelim. Bakın bunlar çok yüksek sayılar olduğu için ezberinizde kalamayacak tam kare sayılar. Bu yüzden de asal çarpanlarını ayırma işlemi bu noktada çok önemli. Nasıl yapıyoruz? 900'ü asal çarpanlarına ayıracağım. 2'ye bölebilirim çift olduğu için 450 gelecek. Tekrar 2'ye bölebilirim. 225 gelecek. 225'i 3'e bölebilirim. 75 geliyor. 3'e bölebilirim. 25 geliyor. 5'e bölebilirim. 5 geliyor. 5'i de 5'e böldüğümde 1. Yani neye eşitmiş bu? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesine eşitmiş. Ben yine üsler aynıysa tabanlar çarpıları uygularsam 2 çarpı 3 çarpı 5 parantez içinde karesini aldığım zaman 3 kere 2 6, 6 kere 5 30. Yani 30'un karesiymiş bu sayı. O zaman kök 900 aslında
Karekök içinde 30'un karesine eşit. Yani kök dışına çıktığı zaman da 30'a eşit oluyor. Bu işlemlerimizi yapalım. Burada kareköklü sayılarla toplama, çıkarma ve bölme işlemleri var. Gördüğünüz gibi bu işlemlerimizi yaptıktan sonra bu konuyla alakalı bu kısma kadar, yani tam kare sayıların kare köklerini alma işlemi bitmiş oluyor. Ve konumuzun devamında tam kare olmayan sayılarla ilgileneceğiz. Şimdi sorularımızı çözmeden önce siz videoyu durdurup soruları kendiniz çözün. Daha sonra çözümleri izlemeye devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi buraya bakıyoruz. Kök 36. 36 hangi sayımızın karesiydi? 6'nın karesiydi. O zaman kök 36 kök dışına 6 olarak çıkacak. Artı kök 144. Problemimizi hatırlarsanız eğer, 144 birim karelik bir alana sahip karede kenar uzunluğunu 12 birim kare bulmuştuk. Yani kök 144 kök dışına çıktığında 12 oluyor. Bölü diyorum. 49 hangi sayının karesi? 7'nin karesi. 7 eksi 16 hangi sayının karesi? 4'ün karesi. Buradan işlemlerimi yaptığım zaman 18 bölü 3 elde ediyorum. Yani cevabım 6 oluyor. İkinci sorumuza bakalım. Kök 196. Kök 196'yı asal çarpanlarına ayırabiliriz. Eğer ki hangi sayının karesi olduğunu hatırlamıyorsak. O şekilde yapalım. 196'yı bölersek eğer 2'ye 98 geliyor. 2'ye bölersek 49 geliyor. 49 7'ye bölünebiliyor. 7'ye böldüğümde 7 geliyor. 7'ye böldüğümde 1 geliyor. Yani benim bu sayım 2'nin karesi çarpı 7'nin karesinden 14'ün karesine eşitmiş. Kök içinde 14'ün karesini kök dışına nasıl çıkartabilirim? 14 şeklinde çıkartabilirim. Artı diyorum. Kök 64 hangi sayımızın karesiydi? 8'in karesi. Artı diyorum. Kök 100 hangi sayımızın karesiydi? 10'un karesi. 14 ile 8'i topladığımda 22 elde ediyorum. 10'u da eklediğimde 32 elde ediyorum. Son sorumuza bakalım. Kök 9. Kök 9 kök dışına nasıl çıkar? 9 3'ün karesi olduğu için 3 şeklinde çıkacak. Artı diyorum. Kök 36 6'nın karesi olduğu için 6 şeklinde çıkacak. Eksi kök 4 2'nin karesi 4 olduğu için 2 olarak çıkacak. Bölü kök 49 7'nin karesi 49 olduğu için 7 olarak çıkacak. İşlemlerimi yaptığım zaman 9 eksi 2 bölü 7'den, yani 7 bölü 7'den cevabım 1 geliyor. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun altına ekleyeceğim soruları çözmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.